Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Bitlo sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Evet, bugün gündemde neler var? Bank of America uzmanları Türkiye'deki yıl sonu hem enflasyon için hem de dolar TL için yeni bir rapor yayınladılar. Diğer taraftan en fazla konuşulan konulardan birisi de carry trade. Biraz da ona bakacağız. Saadet yaşanıyor şu anda ama peki sonrasında neler olacak? Biraz da ona bakarız. Diğer taraftan TÜİK verileri gelmeye devam ediyor. Bugün de tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı. Tabii bir de emekliler var. Zam yapılmıyor maaşları ama kamu sosyal tesislerinde %15 indirim imkanı tanınmıştı. O da resmi gazetede yayınlandı. Biraz da emeklilerin durumunu da konuşuruz. Murat Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet, Bank of America ile başlayalım dilerseniz, ne dersiniz? Hem enflasyon çok için konuştu, evet. Dolar TL için yeni tahminlerine yer vermişler. 2024 için enflasyon yıl sonu enflasyonu tahminleri %42'ymiş, öyle açıkladılar. Yıl sonu dolar kurunu da 38 olarak öngörmüşler. Ne diyeceksiniz bu öngörüler için Bank of America? Şimdi bizim bir hocamız vardı ülkede. Onunla ilgili şöyle bir rivayet, efsane dolaşılırdı. Ve yazılı kağıt okumayı falan sevmez. Bir şeyle tebeşirle bir dizi, bir çember çizermiş. Kağıtları havaya atarmış, bütün sınıfın kağıtlarını. Çemberin içinde kalanlar geçer, dışında kalanlar kalırmış. Bu tip tahminleri ben de böyle değerlendiriyorum. Şimdi bir ekonomiyle ilgili rasyonel, akılcı, bilimsel tahmin yapabilmeniz için o ekonominin rasyonel, akılcı, bilimsel yöntemle yönetiliyor olması lazım. Yani rutin gelişmeleri tahmin edebilirsiniz, öngörülerde bulunabilirsiniz, trendleri öngörebilirsiniz ama rutin olmayan gelişmeleri tahmin edemezsiniz. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkede yıl sonu enflasyonu şu olacak, hem de böyle hani 40'ın üzerinde olacak dese anlarım da 42. İşte dolar kuru işte 40'a yakın olacak dese anlarım da 38 gibi tahminlerde bulunmak. Bir bu tahminleri ciddiye alan bir yatırımcı ya da vatandaş olursa onu yanıltı. İki, büyük ihtimalle de tutmaz. Tutarsa da şanstır. Yani herhangi bir başka rakamdan daha tutarlı değil. Niye böyle diyorum? Çünkü hükümetin ne yapacağını bilmiyoruz. Şimdi bakın, bu bir oyun stratejisi olarak düşünün. İktidar, ekonomi yönetimi bir şeyler yapıyor. Şimdi ekonomi yönetiminin yaptığı şeylerin ne olabileceğini bilmiyoruz. Niye? Çünkü bir şeffaflık yok, ortada bilimsel bir yöntem yok, ortada rasyonel bir politika yok. Topa gelişine göre vuruyorlar. Dolayısıyla ne olacağıyla ilgili öngörü, sağlıklı bir öngörü yapmak ve o öngörüye güvenmek mümkün değil. Hepsinden önce elimizdeki set doğru değil. Yani şu anda Allah aşkına çık sokağa sor. TÜİK'in ölçtüğü enflasyon doğru mu diye kaç kişi doğru diyecek? Yani ölçmediğim bir şey, doğru ölçmediğim bir şeyin bir sene sonra, 6 ay sonra ne olacağını nasıl bileceksin? Şimdi enflasyonu bilmiyorsun, reel kuru biliyor musun? Kurun olması gereken değeri biliyor musun? Yani o adil kur noktası dediğimiz, bilmiyoruz. Hükümet kimi zaman alıyor, kimi zaman satıyor ama ben müdahale etmiyorum diyor. Memlekette serbest kur rejimi var diyor ama hepimiz müdahalenin olduğunu biliyoruz. Yani adamlar müdahale ederken müdahale etmiyorum diyor. Yani bak, aynı cümlede işte rezervler için alıyoruz diyor ama bu bir müdahale değil diyor. Bizim savunduğumuz bir kur seviyesi yok diyor. Ama baktığın zaman almak da satmak da zaten müdahale. Doğru mu? Üstelik bunları da şeffaf yöntemlerle yapmıyorlar. Yani kim kimden aldı, kaça aldı, kaça sattı bilmiyoruz. Yani eskiden hükümet döviz alım ihalesine çıkardı. İsteyen satardı. Evet, daha doğrusu Merkez Bankası veya döviz satım ihalesine çıkardı. İsteyen alırdı. Şimdi dolayısıyla şeyi bilmiyoruz. Şu andaki durumu bilmiyoruz ki geleceği nasıl bile. Zaten Türkiye'nin en büyük noktası o. Kör uçuş yapıyoruz. Aynı İranlı helikopter gibi sesin içinde uçuyoruz. Kimi diyor ki önümüzde dağ yok, kimi diyor ki önümüz dağ. Evet. Kimlerden biliyor? Bir tek şeyi biliyoruz, bu akılla enflasyonun düşürülemeyeceğini biliyoruz. Herhalde şey, garanti olarak bildiğimiz tek şey o gibi. Evet, yani garanti olarak bildiğimiz tek iki tane şey var.
Türkiye eninde sonunda çok büyük bir döviz kriziyle yüzleşecek. İki, enflasyon düşmeyecek. Bu ikisine yani %99 güvenilirlik aralığında biliyoruz. Peki gelelim mi Murat Bey, biraz da carry trade konuşalım mı? Yani çok konuşuluyor gerçekten, artık sokakta bile konuşuluyor ama tabii her saadetin bir de bitişi var. Peki bu carry trade bittiği zaman ne olacak? İnsanlar arasında pek konuşmuyorlar. Bize şimdi, o tarafını anlatabilirsiniz. Bu carry trade işleri, bugün sabah Mahfi Hoca'nın da tweetine bir yanıt verdim, o da beğendi. Carry trade işleri Ponzi oyunu gibidir. İlk girip zamanında çıkan parayı kazanır. Sonradan gidip zamanında çıkamayan parayı kaybeder. Şimdi burada bir tehlike, bunu kimse söylemiyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu carry trade oyununu kim oynuyorsa oynadığı şey döviz artış, yani kurların artış hızı faiz getirisinin altında olacak. Ben yurt dışından ucuz faizle kredi bulacağım, geleceğim. Türkiye'de bozduracağım, yüksek faize yatıracağım ve faizi alana kadar geçecek o süre, 3 ay, 6 ay, 1 yıl neyse, kur artışı benim alacağım faizin altında kalacak. Şimdi kur artışı alacağı faiz ve tabii karşı tarafı ödeyeceği faizle paşa baş gelirse zarar etmeden yırtar. Ama geçmişte bunu gördük, kur artışı, kurlar beklenmedik bir şekilde artarsa ve sen zamanında çıkıp tekrar dövize dönemezsen, çok büyük patlar, iflas edersin. Yani diyelim ki 1 milyon dolarla girdiğin pazardan 800 bin dolarla, 500 bin dolarla çıkıp gidersin. Aradaki farkı ya bütçenden ödersin ya da ödeyemezsin. Şimdi buradaki hassas nokta şu. Her isteyen carry trade işine girebilir. Yani istersen bırak yani yurt dışında bir bankada kredi almayı, Türkiye'de birinden borç alıp paran yoksa veya kendi paranla dövizini bozdurup şeye girebilirsin, faize girebilirsin. Bugün diyelim ki 32 liradan bozdurduğun döviz, sen %50 faiz aldın, işte 33 liraya çıkarsa dönem sonunda çok ciddi para kazanırsın. Burada zurnanın zırt dediği nokta şu, kur ne zaman artacak? Bak kurun da artacağını %100 biliyoruz, bilmediğimiz ne? Zamanı ve ne kadar artacak? Şimdi burada insider trading, yani içeriden haber alan yandaş bir taife varsa, Türkiye'de bunu geçmişte gördük. O bu oyunu emniyetle oynar. Yani hileli zarla oynar. O çünkü kurların ne zaman artacağını, iktidarın buna ne zaman izin vereceğini veya göz yumacağını evvelden biliyordur. Kurlar artmadan bir gün evvel faizden çıkar, Türk lirasına şeye döner, dövize döner, ülkeden de çıkar. Ama burada kurban olanlar bu işi Rus ruleti gibi oynayanlar. Yani ne zaman patlayacak bilmiyoruz ama tetiğe basıyoruz. Şimdi bunu bilenler, sağduyulu insanlar da hiç topa girmezler. Çünkü elinde sonunda o tetiğin düşeceğini, düştüğü yerde bir mermi olacağını ve o merminin de birinin kafasına patlayacağını bilirler. İki, devletlerin böyle bir şeye izin vermesi, ekonomi yönetimlerinin böyle bir şeye izin vermesi kökten saçmalıktır. Niye saçmalıktır? Ayın kur korumalı mevduat gibi. Bir, sen bir takım insanların patlamasına bile isteye göz yumacaksın demektir. İki, bu dönemde yani döviz giriyor. Yani ki 1 milyar dolar girdi. Adamın derdi bunu 1 milyar 100 milyon, 1 milyar 200 milyon, hatta becerebilirse 1 milyon 500 milyon dolar olarak yapıp çıkma. Dolayısıyla dönem sonunda, yani bu saadet bittiği zaman, girdiğinden daha fazla döviz çıkacak toplamda. Hı hı. Ve normalde hükümetin dışarıdan borçlanarak alabileceği faizin çok üzerinde bir faiz ödeyecek Türkiye. Yani daha doğrusu çok üzerinde bir döviz ödeyecek. Bu da çok büyük ölçüde zarar yazacak. Aynı bu kur korumalı mevduatın geçmişte denendiği gibi, bu sıcak para politikaları da geçmişte denendi. Bunların hepsi bir çeşit uyuşturucu gibi anlık sıkıntıları unutturuyor. Ama sonra çok ciddi iktisadi sağlık problemlerine yol açıyor Ebru. Yani girerken hoş ama bir de bunun çıkışı var. Ben vatandaşlarımıza şunu söylüyorum arkadaş. Ben ayağın sağlam basmayı,
ciddi yatırım yapmayı, böyle finansal iş, Ali Cengiz oyunlarına uzak durmayı tercih eden bir iktisatçı. Halka da özellikle de macera sevmeyen, işte ne bileyim emekliliğinden aldığı 3 kuruşu veya babadan kalma tarlayı satıp edindiği 5 kuruşu kaybetmek istemeyen insanlar diyor ki bakın bu işler tehlikelidir, yapmayın, uzak durun. Yani kazanırsınız, kazanırsınız ama kaybederseniz de büyük kaybedersiniz. O yüzden bunlar denendi, insanlar çok acı çekti, çok servet kaybetti. Geçmişte işte bankerler faciasını yaşadık, bilmem ne. En sonunda hiçbir şey olmadıysa devlet zarar gördü. İşte kur korumalı da olduğu gibi. Bizim bir sayıcı bugün çok güzel bir makale yazmış bu konuda. Yani bunlar çılgınca işler. Yani bir devletin yapmaması gereken işler. Bunları yapan devlet de zaten rasyonel olarak görülmez. Rasyonel olarak görülmeyince de öngörüde bulunulamaz. Hani işte Türkiye'de işler düzeliyor, lay lay lom işte para yatıralım falan filan diye şimdi bir dalga var, bir propaganda dalgası var arkadaşlar. Onlar yani böyle ben ekonomi basınında bakıyorum, o işler ayna çal çal oyunda, ekonomi tıkırında, her şey iyi filan. Yani neyin iyi olduğu konusunda hemfikir değiliz. Neyin iyi olacağı konusunda hiç hemfikir değiliz. Var olan her şey, yani iyi sayılabilecek her şey pamuk ipliğine bağlı. Yani mayın tarlasında yürüyorsunuz, bir adımınız mayına basmadı diye koşar adım gitmeye kalkarsanız en de sonunda mayına basar patlarsınız. Dikkatli olun, iktisat zor bir iştir. Can ve mal gitti mi geri gelmez. O yüzden yatırım yaparken çok dikkatli olmak gerekir. Bakın ben bunca yıllık ömrümde, bunca yıllık iktisatçılığımda şunu denedim. Para ve servet kaybedenlerin hemen hepsi yanlış yatırım yüzünden kaybetmiştir. Yani insan servetini iki şeyle kaybeder. Bir, büyük olasılıkla yanlış yatırımda, daha küçük bir olasılıkla kumarda. Kumar bile o kadar tehlikeli değildir. Çünkü kumar oynarken çevrenizde bir sürü kişi sizi uyarır. Ya yapma bak çoluk çocuğun rızkı bilmem ne falan filan. Yani böyle çok aklını yitirmediysen kumarda büyük servet kaybeden olmaz. Ama yatırımda çok büyük servetler kaybedebilir. Çünkü herkes sizi teşvik eder. Aa ne güzel işte fabrikatör oluyorsun. İşte bak ne güzel şu hisseye girmişsin. Aferin sana repoda yapmışsın. Bak 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 bitcoin desin bilmem ne filan. O yüzden gaza gelmek kolaydır. Dikkat yatırım yapmazsanız çok ciddi bir servet kaybına uğrayabilirsiniz. Bu credit trade işleri de bundan biridir. Peki biz böylelikle uyarımızı yapmış olalım izleyicilerimiz için. Emekliler demiştim ama emeklileri de yarına bırakalım isterseniz Murat Bey. Ya emekliler nesil konuşacağız adamlar. Çıkıp kahveye çay içmeye gidemiyorlar. Kamu kurumlarında %15 indirim yapmış. Adamın cebinde otobüs bileti var. Arabasına koyacak benzin parası var mı? Köprüden geçecek parası var mı? O zaman bugünü böyle noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.